Anlaşıldı efendim. 75-16 merkez 61-63. Siz yerlerinize koyun. 64 sen de geç. Sayın seyirciler, bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Devlet başkanı kaçırıldı. Katilsiniz siz, katiller. Pir çapucular. Askerlerin, polislerin birkaç saat içinde burayı bulacaklar. Para mı istiyorsunuz yoksa uçak mı? Siz bunu yıllardır sırf size muhalefet ettikleri için tutuk evlere doldurduğunuz insanları, kardeşlerine, analarına, babalarına sorun sayın başkan. Devlet başkanı kaçırıldı. Hayır, bu bir şaka değil. Bu akşam katıldığı törende devlet başkanına üstün hizmet madalyası takılacaktı. Dün akşam bu gazeteye telefon edilmiş. Sayın başkanın kaçırılışını gizli muhallebiciler örgütü üstlenmiş. Muhallebi mi? Şayet muhallebi fiyatına %100 zam yaparsanız başkanı hemen serbest bırakırız demişler. Siz hep içeri çıktırırmışsınız gibi bir şey saçmaladı. Demek salt muhallebiciyi yaptınız bunu. Bana söyleseydiniz %400 zam yapardım muhallebiye. Ay demek muhallebi örgütüsünüz. Şimdi başkanı serbest mi bırakacaksınız? Biz gizli muhallebiciler örgütü falan değil. Biz televizyonlarda, gazetelerde, dergilerde gördük o şatafatlı sofraları. O görkemli kuruluş günleriniz, yedikleriniz, içtikleriniz, hele o düğünleriniz. Takı yarışına girmiş şakşakçılarınız. Ah sayın başkan, bir efsane gibi izlerdik biz bunları. Diğeri doğrayın. Hayatımı kurtarın lütfen. Oğullarınız, kızlarınız, dünürleriniz, bakanlarınız. Ne yolsuzluklar, ne yolsuzluklar. Aile boyu küfürbaz, hırçın, terbiyesiz. Ay bu kadın bu adamla nasıl evlenmiş be? Yönetime el koyuyorum, tamam. Şu andan itibaren yönetime el koyuyorum. Sayın Başkan'ın öldürüldüğü ve cesedinin ormana atıldığı bildirildi. Neymiş? Oh canıma değsin. Oh canıma değsin. Ay başkana bak sen, başkana bak. Ay ne yahu. Hem neden kızıyorsun anlamıyorum ki. Anamızı avlatmadın mı sen? Emekli maaşımla geçinemiyorum diye kaynanamın yanına taşındım be ben. Neden? Vergi vergi vergi. Zam zam zam. Sabah vergi, akşam vergi, ota vergi, boka vergi. Niye vergi? Çünkü başkan lüğüm keseye, lüğüm keseye. Bu akşam katıldığı törende devlet başkanına üstün hizmet madalyası takılacaktı. Devlet başkanımız eşi ve kızıyla törene giderken arabasının önü kesilerek teröristlerce kaçırıldı. Otomatik silahlarla taranarak korumaları devre dışı bırakıldı. Başkan, eşi ve kızının nereye götürüldüğü bilinmiyor.